çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyinden herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim pazartesi günlerini mümkün olduğunca bir konuya ayırmaya çalışıp o konu üzerinde genişçe durmaya çaba sarf ediyorduk birkaç haftadır. Bu birkaç haftanın içerisindeki son haftaları da pozitif öğrenmeye, pozitif öğretmenlik tutumuna mümkün olduğunca ayırmaya çalıştık ve bugün geçtiğimiz haftada yarım kalan hususları tamamlamaya çalışacağız. Yani bir öğretmenin sınıf içerisindeki varlığı ve sınıf içerisindeki öğrencilerle olan ilişkilerine efendim birazcık daha genişlemesine yer vermeye çalışacaktık. Bu haftayla birlikte önceki haftalar bir bütün olduğundan dolayı eğer pozitif öğretmenlik tutumu, sınıf içerisindeki bir öğretmenin çocuğa ruhsal olarak gelişmesi ve çocuğun kalıcı öğrenmesini sağlamak için hangi unsurları kullanacağı ile ilgili önceki programlardan da istifade edilirse bir bütünlük kazanılmış olur. Biz önceki programlardan sonra yani bir öğretmenin sınıf içerisine girmesi, kitaplarını yerleştirmesi ve öğrenciye hitaba başlaması, gruba hitap etmeden bireysel olarak her bir çocuğa yahut da birkaç tane öğrencisine hitap ederek bir önceki ders ya da bir önceki aktiviteyi de hesaba katarak efendim derse giriş yapması, derse birdenbire giriş yapmaması ve ön hazırlıklarıyla derse başlıyor olmasının önemine değinmiştik önceki haftalarda. Şimdi daha ders başlamadı ama bunlar belki birkaç dakika sürecek olan hazırlıkla ilgili anlatmaya çalıştığımız şeylerdi. Şimdi bir başka konu ise derse başlarken şu husus oldukça önemli. Derste 3 sessizlik ortamı olması lazım. 3 alanda sessizlik ortamı olması lazım. Bunlardan birinci alan fiziksel sessizlik. Yani sınıf içerisinde efendim dışarıdan gelen gürültüler var ise, sınıf içerisinde çocukların birbirleriyle hala kağıt atma, kalem atma ya da birileri hala ortalıklarda dolaşıyor, oturuyor, kalkıyor ise öğretmen kendi sükuneti ile, bu kısım önemli, çocukların üstünde baskı kurarak, susun diye bağırarak, masaya yumruğunu vurarak değil, kendi sükuneti ile ve öğrencilere sakin bir gözle bakarak sessizliğinin, kendi sessizliğinin öğrenciler üzerine efendim sanki ruhsal bir kopyalama yapar gibi sakince eğer bir 15-20 saniye bekler, bir 30 saniye kadar bekler ise öğrenciler öğretmenin o sessiz bekleyişini bir süre sonra fark ederek kendi sessizliğine dönüştüreceğini görebilirsiniz. Eğer öğretmen sınıfın içerisini susturmaya çaba sarf ederken baskı kurar ise o takdirde çocuğun aslında kurulmuş olan bu baskıya karşılık öğretmen her tahtaya döndükçe, öğretmen her sırtını öğrenciye döndükçe öğrenciler öğretmenin arkasından itişmeler, kakışmalar, derse konsantre olamamalar yaşayabilir. Dolayısıyla sınıfın sessizliğinin ilk şartı öğretmenin masanın hemen kenarında ellerini belki masaya koymuş olarak öğrencilerini seyrederken bir sükunet içerisinde, bir sessizlik içerisinde belki bir yarım dakika kadar öğrencilerine öylece tebessüm içerisinde bakıyor olması. Fiziksel sessizlik dedik. Fiziksel sessizlik sadece öğretmenin kendisinin dürtülerden arınmış olarak öğrenciye bakması değil. Hayır. Efendim eğer o sırada cam açık, dışarıda iş makineleri çalışıyor, arabalar gelip gidiyor, dışarıda bir takım gürültüler var ise o takdirde derse başlamadan önce de fiziksel sessizlik ortamını hazırlamak için camların kapatılması, gürültülü o atmosferin efendim yalıtılması gerek ki çünkü şu anda çocuk zihnen size ulaşabilmesi için duyularının başka yerle meşgul olmaması lazım. Artı fiziksel sessizlikle birlikte dürtülerde sessizlik oluşması lazım. Çocuğun kendi içerisinde öfke, kızgınlık, sevinç, heyecan gibi kendi içerisindeki
duygularında oluşmuş olan, belki teneffüste oluştuğu, belki şu anda arkadaşıyla yaşadığı bu dürtüsel iç aleminin de şu anda sağlandığı, öğretmenin şu andaki sükunetiyle birlikte sağlandığı sessizliğin içerisinde o dürtülerinde de bir dinginliğe doğru gidilmesi lazım. Eğer öğretmen öğrencinin karşısında kendi dürtülerini kontrol etmiş ve sakin ve sekine içerisinde duruyor ise ve fırsat veriyor ise çocuğa da bu sessizliğe girebilmesi için, dürtülerindeki sessizliğe de girebilmesi için, o zaman öğrenci kendi içerisinde de dürtülerinde sessizliğe doğru gidecektir. Eğer çocuğun kendi içerisinde bir dürtüsel alan oluşmuş ise, yani dürtüsel alandaki kastımız nedir? Çocuk kikir kikir gülüyor şu anda. Şimdi bu kikir kikir gülme esnasında siz dersi başlatmaya çalışırsanız, o takdirde o öğrenci veya o öğrencinin güldürdüğü diğer öğrenciler derse başlayamayacaktır. Peki bu gülen öğrencinin karşısında ne yapmak lazım? Alıp tebeşir atmak, alıp silgiyi, tahtanın silgisini atmak belki o an için çözebilirsiniz ama daha sonrasına problem çıkartır. Ve hak etmez bir çocuk böylesi bir öğretmen tavrını. Yapılacak şey burada çocuğa çok dikkat etmeden belki azıcık fırsat vererek çocuğun bulunduğu, o öğrencinin bulunduğu tarafa hafifçe yürüyerek, sıraların arasında yürüyerek belki bir tur atarak çocuk son demlerini, son gülmelerini, son kikirdemelerini yahut da arkadaşıyla yaşadığı son olumsuzlukları üzerinden atabilmesi için birazcık fırsat tanımak lazım. Duygularını çocuk dürtülerinden kurtarabilmesi için birazcık fırsat tanıması lazım öğretmenin. Yoksa çocuğun iç aleminde bir dürtüsellik var ise, getirdiği bir takım efendim içerisindeki dalgalanmalar var ise, şu anda anlatılan ders çocuğun zihninde hak ettiği gibi, duyularında hak ettiği gibi yerini almayabilir. Dürtülerden arınmışlık dedik, sessizlik dedik. Ancak buna şunu da ilave etmek lazım. Eğer çocuk, diyelim önceki gün anne babası kavga etmişler. Çocuk suratı asık şu anda. Çocuk içeride bir dürtü alanı var şu anda. Mutsuzluk, huzursuzluk alanı var. Masanın üstüne kafasını koymuş ve öylece bu çocuk ders dinlemeye çalışıyor. Efendim bu çocuğun dışarıda yaşadığı bir takım olaylar var. Çocuğun annesi hasta, kardeşi hastaneye kaldırılmış. Tüm bunların her birisi de çocuğun şu anda iç aleminde dersi dinlemeye engel olan bir dürtüsel alan oluşturur. Dolayısıyla belki o sırada oturup da çocuğu tabii terapi edecek, çocuğun efendim ders başlamak yerine 15-20 dakika çocukla böyle oturup konuşulacak değil. Ancak şunu hesaba katmak lazım. Şu anda bu çocuk dersi dinleyebilecek bir atmosferde değil. Duygu dünyası şu anda dersi dinlemek için engel oluşturuyor. O halde ne yapmak lazım? Eğer mesleğini seven bir öğretmen ve hakikaten o çocuğu da yaşama atabilmek, yaşamın içerisinde var edebilmek, eksik konular bırakmadan bu çocuğu da toparlayabilmek için çırpınan bir öğretmen anlayışıysak, o zaman yapılacak şey bu çocukla birlikte belki de bir 15-20 dakika özet çıkartmak, dersten sonra, daha sonraki günden sonra, daha sonraki haftadan sonra, o hafta biraz canın sıkkındı galiba, kardeşin hastaneye kaldırıldığı için habire saatine bakıyordun, habire dışarıya bakıyordun ki gidebilmek için. Belki tam yakalayamamış olabilirsin. İstersen bir kere daha tekrar edelim o konuyu. Ya da sınıfın içerisinde onun iyi arkadaşlarından bir arkadaşı görevlendirerek, geçen hafta Ahmet dersini tam dinleyemedi galiba, İstersen ona yardımcı olabilir misin bu konuları anlatmak için diyerek, o çocuğu geri bırakmadan, o çocuğu diğerlerinden efendim geride bırakmadan, onu da dahil edebilmek için çaba sarf etmesi lazım öğrencilerine değer veren bir öğretmenin. Yoksa eğer çocuk kendi içerisinde sıkıntılar barındırıyorken, bir dürtüsel alan barındırıyorken, siz tahtada ne anlatıyor olursanız olun, çocuğun içerisine efendim engel konulmuş, çocuğun içerisinde filtre oluşturulmuş bir alana hitap ediyorsunuz. Efendim olduğu gibi anlattığınız şey şu anda çocuğun ruhuna olduğu gibi girmiyor. Bir öğretmenin sınıf içerisindeki çocukların yüzlerine baktığında, çocuğun o duygu durumuna baktığında, çocuğun aslında bir şeyler yaşıyor olduğunu hissetmesi lazım, görebilmesi lazım. Ama eğer efendim çocuğun içinde yaşadığı duygulardan uzak bir anlatımla ders anlatılmaya kalkılır ise, öğretmen de canı sıkılır. Yani çocuk kafasını koymuş dinlemiyor der.
efendim bu çocuk niye ilgilenmiyor der, niye bu dışarıyı seyrediyor der. Hatta daha da öteye götürerek annesini çağırır, bu çocukta işte sorun var, dikkat dağınıklığı var, hiperaktivite var, yok şu var, yok bu var diye efendim bu sefer anneyi de evi de rahatsız eder bu cümleler. İşte gerek yokken belki bir psikiyatriste, gerek yokken belki çocuk bir ilaç kullanmaya doğru götürülen süreci maalesef öğretmen başlatmış da olabilir. Dolayısıyla çocuğun o an yaşadığı, önceki hafta yaşadığı şeyler belki bir koridor sohbeti şeklinde çocuğun o dersi niye dinlemediği anlaşılacak olursa, ikinci sessizlik alanı olan dürtülerde sessizlik alanını öğretmen sağlamak için çaba sarf etmiştir diyebiliriz. Üçüncü sessizlik alanı ise efendim zihinsel sessizlik demiştik. Zihinsel sessizlik, yani eğer çocuk zihninin içerisinde habire bir takım şeylerle meşgul ise, bir takım düşünceler ile meşgul ise, ki birinci, ikinci sınıf çocukları bunu, yani 7, 8, 9 yaş grubundaki çocuklar bunu oldukça yoğun bir şekilde yaparlar. Nedir zihninin meşgul olduğu şey? Babası bir saat almış, onu evde unutmuş, aklı hep o saatte. Annesiyle bugün dışarıya çıkacak, örneğin bir yere gidecek, aklı hep onun peşinde. Yani zihnin bir gürültülü alanı, zihnin meşgul olduğu birçok alan var ise, işte onun için de birazcık fırsat vermesi lazım öğretmenin. Yani eğer çocuğa birazcık o dersin başlangıcındaki sessizlik ve sakinlik hali yaşatılabilir ise, çocuğun o zihinsel gürültüden de, zihinsel sağa sola sapmalardan da öğretmen dikkatini kendi üzerine çekerek, sessizliğiyle, yavaşlığıyla kendi üzerine çekerek aslında dikkat kaymalarının da önüne geçmiş olur. Sırf bu yüzden mesela ben gelen e-maillere bakıyorum, neler yaşanıyor acaba diye. İlkokul 1. sınıftaki çocuklar şu anda yani öğretmenleriyle sıkıntı yaşıyor. Neden? Biraz erken de başladılar bu yıl çocuklar. Yani aklı oyun oynadığı alanda, aklı işte evde bıraktığı kardeşinde, aklı tuvalete gidecek, şu anda tuvalete gidemiyor, nasıl söyleyeceğini bilmediğinden dolayı onda, efendim aklı fikri akşam işte oyun oynamakta. Tüm bunlar var iken siz çocuğa nasıl hitap edeceksiniz ki? İşte o açıdan dersin o ilk dakikalarındaki sessizlik, öğrenciye dürtü vermemezlik, öğrenciyi efendim heyecanlandırmamazlık, dersin ilerideki dakikalarını işlemek için oldukça önemli. Oldukça önemli. Bir de dersin anlatımı sırasında belki de kullanılacak tekniklere baktığımızda, öğretmenin ses tonu, buyurucu bir ses tonu, efendim yüksek bir ses tonu olmaması gerekir. Çünkü yüksek ses tonuyla konuşulduğu zaman dinleyen kişi, muhatap olan kişi kendini savunmak için, kendini korumak için kapatmak zorunda hissedebilir. Buyurucu ses tonunun muhatabı olan kişiler genellikle öğrenme değil, sadece takip etme süreci yaşarlar. Öğretmenin söylediği cümleleri takip etme süreci yaşarlar. Kaygı uyandırır. Dolayısıyla öğretmenin öğrenciye hitabı yumuşak bir sesle olması lazım. Ama tabii günümüzde şimdi sınıflar kalabalık hocam. Sınıfta işte çocuklar birbirleriyle çatışıyor hocam. Ama çatışma anındayken, yani birbirlerini dürterken çocuklar, zaten ders anlatamazsınız ki. Bağırmak zorunda kalırsınız. Hayır, eğer sesiniz yumuşak ve cümleleriniz yavaş yavaş ise, sanki ağzınızdan teker teker kelimeler çıkıyor gibi çocuğa öylece hitap ediyor iseniz, her bir kelime çocuğun ruhunda bir karşılık bulur. Ama eğer konuşmalar hızlı hızlı yapılıyor ise, tahtada anlatılan şeyler daha da hızlı anlatılıyor ise, anlatılan, istenilen, çocuğun yapması gerekli olan şeyler daha da hızlandırılıyor ise, öğretmen hızlı hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyor ise, işte o zaman çocuk anlatılan şeylerin tamamını yakalamak yerine sadece kaygıyla öğretmeni takip etmeye doğru gider ki, bu hızlı aktarma sırasında çocuk ruhsal bir öğrenme yaşıyordur diyemeyiz. Ve belki de bir de pratik bir önermede bulunabilirim. Tüm bu sessizlik alanlarının sağlanabilmesi için, yani zihinde bir sessizlik, duygularda bir sessizlik, dürtülerde bir sessizlik ve fizik alanında, çevrede bir sessizlik, dış alemde bir sessizliği sağlayabilmek için
Belki de çok pratik bir şey söyleyebilirim. Yani bir 5 dakika kadar aşağı yukarı çocukları biraz sonra anlatacağınız konuya hazır vaziyete getirmek ve daha dingin bir vaziyete getirmek için çocuklar ellerini kelebek yapıp sırada arkalarına yaslanıp gözlerini kapatıp bir 5 dakika kadar sessizce siz de dahil bir öğretmen olarak siz de dahil masanıza oturmuş bir vaziyette 5 dakika bir sessizce iç alemimize doğru kendi dünyamıza doğru derinleşme fırsatı sunabilirsek eğer öğrenciye, öğrenci 5 dakika sonra gözlerini açtığında şu anda dersi dinlemeye hazır vaziyette bekleyen birileri var. Bu konsantrasyon ne kadar sürer? Yani çocuk yeniden o dürtülü alanlarda, duygularında, zihninde dürtülü alanlar oluşuncaya kadar, yani bir yaklaşık 45 dakika kadar veya çocuğun yaş durumuna göre 1 saate kadar şu anda oluşturduğunuz bu hamur gibi, zihnin, duyguların hamur gibi olduğu bir alan açtınız. Şu anda adım adım anlatacağınız dersler çocuğun zihnine, çocuğun ruhuna girebilecek kıvamdadır diyebilirsiniz. Artı, peki anlatılacak konuların hangisi daha önemlidir diye bakıldığında orada da iki şey karşımıza çıkıyor. Alıştırma ve egzersiz yaptırmak, sık sık, çok çok, tekrar tekrar alıştırma ve egzersiz yaptırmak değil, aslında ana temayı anlatmak için siz bu şu anda hazırlanmış olan zemini kullanırsanız çok daha iyi olur. Yani çocuk bir efendim öğretmeninden dinleyeceği, hazır hale geldiği anı alıştırma çözmek için değil, şu anda hazır hale geldiği ortamı anlatacağınız en önemli konuya ayırarak sükunet içerisinde ve sessizlik içerisinde anlatırsanız eğer, öğrenciler sessiz kalmış bir anda anlatırsanız eğer, çocuklar zaten bir yarım saat sonra 45 dakikaya varıncaya kadar bu ortam bozulacaktır. O sırada da belki çocuklar kendi kendilerine egzersizler yaptırarak, alıştırmalar yaptırarak çocuklara sağlanmış olan bu hazır ortam en verimli şekilde geçirilmiş olur. Mümkün olduğunca ödev verilmemesi, öğrencinin derste öğrenilmesi prensibiyle eğer hareket edilir ise o takdirde çocuk okul dışında mutlu olabileceği, pozitif duygular taşıyabileceği efendim fırsatlar verilebilirse ertesi gün çocuk daha pozitif haldeyken okula girer. Yani çocuğa sık sık tekrarlar yaptırmak, sık sık bulmacalar çözer gibi efendim soru çözdürmeye çalışmak, evde geçireceği tüm vakitleri anne babayla doyumsayacağı, kardeşle öpüşüp koklaşacağı, annesiyle konuşacak vakti eğer ödev ile geçittirmeye çalışılır ise o zaman çocuk evde de zaten anne babayla çatışacağından dolayı yaptın mı ödevini, yaptın mı ödevini, yaptın mı ödevini diye anne babayla çatışacağı için ertesi gün karşımıza mutsuz bir öğrenci gelecektir. Hayır, prensip şu olması lazım ki ders, derste öğrenilmesi lazım. Ve alıştırmalar eğer çözülecek ise şu anda arkadaşlar 10 dakika vaktimiz var. 10 dakika içerisinde şu soruları çözebilir misiniz? Ben sessizce bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım çözmeye çalışalım. Yalnız bu sırada çocuklar yarıştırılmaması lazım. Önce bitiren tebrik edilerek bakın gördünüz mü denmemesi lazım. Sonraki bitiren çocuk efendim sen de hep geriye kalıyorsun denmemesi lazım. Hayır, çok doğal bir şekilde arkadaşlar şu 3 soruyu geriye kalan 10 dakika içerisinde çözebilir miyiz? Hadi 10 dakika sessizce birbirimizden konuşmadan çözmeye çalışalım. Ve çözdüğü ya da çözmediği şeklini de çocuklara bir puanlama olarak da sunmamak lazım. Aslında orada çocukların diyelim bir 10 dakika içerisinde 3 tane soruyu çözdürmeye çalıştınız, verdiniz. Geriye dönüş olarak baktınız ki sınıfın yarısına yakını birinci soruyu çözememiş. O zaman aslında bu öğretmenin kendisine alacağı bir öğreticiliktir. Yani ben bu birinci sorunun ait olduğu konuyu tam aktaramamışım demek ki. O zaman ne yapılması lazım? O konu yeniden farklı bir şekilde ele alınması lazım ki böylelikle çocuğun atladığı bir konu olmaması lazım. Yoksa sorunun çözülmesi, problemin çözülmesi, çocuk tarafından problemin çözülmüş olması çocuğun başarısı ya da başarısızlığı diye değerlendirmek yanlış olur.
Belki de ben bu konuyu tam anlamıyla anlatamadım. Eğer bütün sınıf yapmış da bir kişi yapamamış ise, çocukta da bir zihinsel engel yok ise, demek ki o sırada ona hitap edemedim. Yani bu aklı başka yerdedir, arkadaşı kalem istemiştir, yere silgisini düşürmüştür. Demek ki bu konu hitap edemedi bu konu tam ona. Böylelikle o çocuğu belki de birebir ya da bir arkadaşıyla eşleştirerek, bu arkadaşla eşleştirmek oldukça önemli. Çünkü çocuk çocuktan çok daha kolay öğrenir, ancak bir şartla, ezdirmemek şartıyla. Hadi bir göster bakayım bir oğlum, bu çocuk da zaten hiç yapamıyor. Ya da hadi bir göster bakalım, sen geçen sefer de çok iyi yapmışsın diye birbirini sıralamaya, birbirinde üstünlük vasfı teşkil ettirmeden çocuğun çocuktan öğrenmesi çok daha kolay olur. Ders sırasında anlatılan konuların zaman zaman güncel yaşamda mutlaka karşılığı anlatılması lazım. Yani siz okula gelirken yaşadığınız bir olayla bir anlatım konusunu eşleştirebilirsiniz. Efendim kiloyu işliyorsanız, efendim bir markete gidip aldığınız meyvenin kilolarıyla ilgili bir anınızı anlatabilirsiniz. İşte ayva aldınız örneğin marketten. Efendim 5 tane ayva aldığınız zaman 1 kilo 100 gram geliyor. Ayvalardan bir tanesini çıkarttığınız zaman 900 gram geliyor. Ya manav bir türlü denk getiremedi. Tam 1 kilo oluncaya kadar örneğin bir anınızı paylaşabilirsiniz ki öğrenmeler güncel yaşam ile eşleşirse eğer, güncel yaşamdaki karşılığı bulunursa eğer, ancak o zaman kolay olur. Derste anlatılan konuların örnekleri getirilebilirse, resimlendirilebilir ise, somutlaştırılabilirse öğrenmeler o zaman çok daha kolay olur. Hayal ettirmeye çalışmak, resmini tahtaya kendisi çizmeye çalışmak, efendim öğrenmede çok etkin bir yol değil. Gerçek görüntüsünü, elle tutulabilecek kadar gerçek görüntüsünü getirttirip, hatta masaya koymak değil, çocuğun bizzat ellemesini sağlayarak, çocuğun bizzat dokunmasını sağlayarak, efendim çocuğun duyularla temas ederek, duyularıyla o anlatım konusuna, bir litre süt, yanınızda bir litre süt getirebilirsiniz. Bir litre su, yanınızda bir litre su getirebilirsiniz. İki tane de yarım litre su pet şişe, boş pet şişe getirdiğinizde yarım litre, yarım litre diye masanın üstünde, eğer bir deney yapar gibi sanki, eğer suyu paylaştırabilirseniz çocukların öğrenmesi, litreleri örneğin öğrenmesi çok daha kolay olur. Kilogram eğer ifadesi geçiyor ise, bir alınabilecek, bir manavdan alınabilecek bir kilogram örneğin, o demir, metal kilo getirilebilir. Efendim ya da o 250 gram, yarım kilo, 100 gram gibi gram ifade eden metaller sınıf içerisine getirilebilir. Ve çocuklar örneğin bir kiloluk o demir parçasını sağ eline alarak, efendim yarım kiloyu sol eline alarak, İkisi arasındaki farklılığı böyle aşağı yukarı aşağı yukarı kaldırarak elleriyle metalleri, böylelikle bir kilonun aslında kendi duyularındaki karşılığını da çocuk örneğin görür ise, o takdirde daha kolay öğrenme sağlanmış olur. Yani bu sadece matematik için değil ama diğer dersler için de öyle. Yani eğer bir coğrafya dersinde anlatılan konuların, efendim bir görsel döküman olarak ekrana yansıtılması, bir filmde gösterilmesi, efendim bir videoda gösterilmesi ya da çocuklardan bir tanesinin gittiği bir şehir var ise ve orada görüntüye çekilmiş ise onun ekrana yansıtılması, bugün teknolojik imkanlar sınır tanımıyor artık, bir flash'tan, flash diskten bilgisayara, oradan da ekrana yansıtılması gibi hayatın bizzat içerisine girilerek anlatılır ise konular ve bir çocuk oradan diyor ki hocam ben işte falanca yere gittim, o söylediğiniz yeri gördüm, nasıldı, nereden geçtin, ha burası da var mıydı diyerek, o öğretilen konunun eğer karşılığı sınıf içerisinde bir öğrenciden çıkmış ise, ona da fırsat vererek desteklenilir ise, güncel yaşamla eşleştirilebilir ise konular, o zaman öğrenmeler çok daha kalıcı halde olur. Sadece coğrafya konusu değil. Yani diğer üniteler de işlenirken, diğer derslerde de işlenirken, eğer gerçek yaşamla da eşleştirilebilirse konular, öğrenmeler kalıcı olur ve bu öğrenci senin öğrencin olur. Gerçekten öğrenmiş olan öğrenci olur. Yani eğer okul idareleri izin veriliyor ise teknik gezilere, efendim bir valiliğe gitmeye, bir kaymakamlığa gitmeye, efendim bir
falanca yeri ziyaret etmeye okuldan izin alınıp çocuğun efendim bir sosyal bilgiler dersi içerisinde gördüğü konuları bizzat yerinde göstererek, bizzat hayatın içerisinden göstererek sınıfa döndükten sonra o çocuğun öğrenmişliği böylelikle kalıcı öğrenmişliğe dönüşmüş olur. Evet, doğru, biraz zahmetli bir iş ama eğer kalıcı bir öğrenme istiyorsak ve gerçekten öğreten bir öğretmen olmak istiyor isek, çırpınan, yanlışlar içerisinde kalan bir öğretmen ve kendi sıkıntılarıyla da çocuğu boğan bir öğretmen değil de hakikaten varlığının bir amacı olan ve çocuklar tarafından da sevilen bir öğretmen olmak istiyorsak, o zaman belki de bu biraz sanki zahmetli gibi görünen bu süreci takip etmekte fayda var. Veli ile de ortaklaşa işbirliği içerisinde bunlar yapılabilir. Ama birazcık klasik öğretmen anlayışından dışarıya çıkmak gerekir. Efendim, bir haber arası vereceğiz bu arada. Haberlerden sonra önümüzdeki haftalarda kurban var, kurban bayramı var. Çocuk ve kurban konusuna değinmek üzere, bu temaya değinmek üzere efendim haberlerden sonrasına randevu yapalım. Haberlerden sonra buluşmak üzere. Efendim, haberlerden sonra tekrar birlikteyiz. Kurban konusu önümüzdeki günlerde anne babaların birincil önceliği olacak. Efendim, kendisi kesse de kesmese de, efendim Müslüman olsa da olmasa da, başka dine, başka inanca sahip olsa da, eğer Türkiye'de yaşanıyorsa, hatta dünyalıysa bu kişi, önümüzdeki günlerde Müslümanlığın bir vecibesi olarak efendim kurban ritüelleri ortalıklarda var olacak. Yani gözlerimizi kapayamayız bu hakikate. Bir şekliyle kurban bayramı yaşanacak. Hayvanlar kurban edilecekler. Acaba bu kurban sahneleri, kurban kesim anları hangi çocuğa, hangi yaş grubundaki çocuğa efendim ne şekliyle sunulması lazım ki hem çocuk et yemekten tiksinmesin, hem korku dolu anlar yaşamasın, efendim hem bu yaşından önce ya da yaşının gereği olmayan görüntüleri görürken de duyarsızlaşmasın, hangi yaş döneminde neler olması lazımı biraz sonra konuşmaya çalışacağım. Ama önce şundan da bahsetmek lazım. Şimdi tabii kurban konusu geldiğinde televizyonlarda, değişik yorumlarda, gazetelerde şöyle de bir imaj ortaya çıkartılıyor, şöyle de bir şey ortaya sunuluyor ki çocuklar çok çabuk kanıyorlar hemen bu konuya. Efendim, kurban kesmek, hayvan kurban etmek bir hayvan katliamıymış gibi sanki. Yani yamyam, insan böyle yamyam görüntülü birisi, efendim insanlar işte hayvana saldırıyor, boğazını kesiyorlar. İnsan böyle olmaması lazım. Katletmemesi lazım, hayvanı kesmemesi lazım. İslamiyet sanki katliam dini gibi, İslam sanki hayvan kesenlerden işte çok mutlu olan bir dinmiş gibi, İslam Müslümanların sanki böyle negatif bir imajı varmış gibi zaman zaman medyada bir satır dahi olsa, bir cümle dahi olsa görüyoruz, rastlıyoruz. Bu türlü ifadeler aslında kurban gibi bir vecibenin aslında insan psikolojisine nasıl değer kattığını, değer kazandırdığını bilmemezlik olarak da değerlendirebiliriz. Neden? İnsana efendim kurban kesmek insan psikolojisine katkı sağlar mı? Tabii ki sağlıyor. Yani ilk önce şunun kararını vermek lazım. Et yiyoruz. Yani tavuk da yiyoruz, et de yiyoruz, şiş de yiyoruz, kebap da yiyoruz, Adana da yiyoruz. Efendim bu bir gerçek, hayatın bir gerçeği. Yani hayvanlar bir şekliyle kurban bayramının haricinde de kesiliyor. Yani insanlar hayvan eti yiyorlar, efendim bitkiler de yiyorlar, meyveler de yiyorlar. Hem ot cinsinden hem et cinsinden besleniyorlar insanlar. Yani sadece kurban bayramında insanlar et yemiyor ki. Dolayısıyla aslında doğal hayatın akışı içerisinde insan bir besin olarak et de yiyor, süt de yiyor, yumurta da yiyor. Efendim kırmızı et de yiyor, beyaz et de tüketiyor. Dolayısıyla aslında bir haksızlık yapılmış olur. Yani kurban bayramında sadece o güne mahsus olarak belki bütün insanlar, yani inanan bütün insanlar, Müslümanlar kurban kesiyor ve bunu ön plana çıkartırsak sanki hayatta hiç kurban kesilmiyor, hayatta hiç et yenmiyormuş gibi, sadece onlar böyle bir şey yapıyormuş gibi bir imaj oluşturmaya çalışmak haksızlık olur. Hem haksızlık olduğu gibi öbür taraftan da şu da görülmemiş olur.
aslında kurban kesiyor olmak sanki vahşice bir şeymiş gibi tanıtmaya çalışırken aslında şu psikoloji atlanılıyor. Kurban kesen bir kişi eğer bunu duyarsızlaştırarak alışkanlık haline getirmediyse kendinde, kurban kesen bir insanın psikolojisi kendini şiddetten arındırmışlık olarak karşılık bulur. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şimdi kurban kesme anını bir canlandırırsak gözümüzün önünde, bir hayvan yatırılıyor, kimi zaman çırpınıyor, yatmamak için çırpınıyor. Sen bir mücadele veriyorsun. Eğer bilinçlice ve şu anda ne yaptığının farkında vararak eğer bu sahneleri yaşar isen, o zaman kurban kesmenin bir psikolojik karşılığını da sen kendi ruhunda hissedebilir. Sadece bir ibadet olarak değil, aynı zamanda sana katacağı, sana sunacağı, sana hissettireceği değerler olarak da bakabilirsin. Yani şöyle, şimdi bu hayvan kesilmek üzere yatırılırken sen ne kadar çaba sarf ediyorsun? O canını vermemek için, o kendisini kestirmemek için, o sana teslim olmamak için çırpınırken aslında can bu kadar tatlı işte. Can bu kadar tatlı. Bu bir hayvan da olmuş olsa canını vermemek için ve sana yenik düşmemek için çırpınıp duruyor. Ve yatırdın ve şu anda başına geldin ve şu anda sen onu kesmek üzere başında bekliyorsun. Bıçağı onun boynuna koyduğunda aslında ne kadar da ürperti verici bir şey değil mi? Bıçak hayvanın boynunda dururken eğer o hayvanı hissedebilirsen biraz sonra canı çıkacak. Boğazına bıçak geçecek olan o hayvanı hissedebilirsen, teslim olmamak için çırpınan ve fakat sana yenik düşmüş olan bu hayvanı hissedebilirsen ve o bıçak darbesiyle birlikte boynu kopan o hayvanı hissedebilirsen ve onun çırpınışını hissedebilirsen, yani aslında şu anda ne yaptığını bir görebilirsen, sen bizzat kendin kesen olarak zaten bacakların titremesi lazım. İçinde garip bir şeyler kopması lazım. Bir can çıkışı sahnesine şahit olan birisi olarak aslında şu anda kenara geçilip belki de gözyaşı dökmek, belki de eve doğru giderken bacakları titreyerek gitmek. Eğer yapabiliyorsan o zaman bir empati kur. Bir empati kur. Bir süre sonra sen de öleceksin. Ve sen de Azrail aleyhisselam geldiğinde böyle can vereceksin. Ve o da senin canını almak için, o da seninle aynı mücadelenin içerisinde olacak. Can işte bu kadar tatlı. Şu anda sen onun boynuna bıçağı vururken aslında bir hayal et. Kendi boynuna bıçak vuruluyor gibi bir hayal etsen aslında canın ne kadar tatlı olduğunu, bir ölümün ne kadar zor olduğunu, insanın aslında ölümle hiç yüzleşmek istemediğini, acı vermenin ne kadar zor olduğunu eğer şu anda duyularınla birlikte duyabilirsen, ruhunla beraber duyabilirsen, o zaman senin bir şiddet uygulayıcısı olman düşünülemez. Eğer kurban kesme anını ruhuyla beraber yaşayan bir insan bir başkasına zarar veremez. Ama eğer onu bir alışkanlığa dönüştürmüşse, habire boyunlarını vuruyor, habire boyunlarını vuruyor, habire boyunlarını vuruyor. Şu anda bu adam duyarsızlaşıyor yani. Bu adam bir canın çıkmasını hissedemiyor yani. O yüzden belki de kurbanın kesimini insanın bizzat kendisi, kurbanın bizzat sahibinin yapmış olması, o kişinin yumuşaması, dinginleşmesi, kendine gelmesi, dünyaya bugün farklı bir gözle bakabilmesi için bir fırsattır. Tüm bu açıdan da bakıldığı zaman bir kurban kesmenin insan şiddetini, bir başkasının canını yakmanın ne demek olduğuna bizzat şahit tutarak aslında şiddetten arındırıyor olduğunu da ve insanı ürpertiyor olduğunu da söylememiz mümkün. Peki çocuklar, bu kurban kesme anında çocuklar ne yapması lazım? Nereye kadar gelmesi lazım? Etlerle birlikte olması lazım mı? Kaç yaşından itibaren olması lazım? Birazcık da ona değinecek olursak, şöyle söyleyelim, çocukları eğer 3 gruba ayırırsak, birinci grup 4 yaşına kadar olan çocuklar, 4 ile 7 yaş arasındaki çocuklar, 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar, 12'den sonraki çocuklar diye 3 gruba ayıracak olmuş olursak, 4,
7-12 yaş diye sınırlar çizecek olursak, 4 yaşa kadar olan çocuklarda kurban bir hayvanın kesilmesi, hayvanların kesilmesi, efendim onun etinin yenmesi olarak çocuklara tanıtılmaması lazım. Konuşmalarda, vurgularda o ön plana çıkmaması lazım. Hayır, kurban sadece kurban özelliğiyle değil, bugün aynı zamanda bir bayram. Bayram özelliğiyle çocuklara tanıtılması lazım. Yani 4 yaşında, 3 yaşındaki bir çocuk, evet yarın bayram, evet bugün arefe diyerek çocuğa bayram vurgusuyla yaklaşmak lazım. Eğer çocuk 4 ile 7 yaş arasındaysa, işte o zaman belki kurban bayramı diye kurbandan bahsetmek lazım. Çocukların kurban etini görmesine izin verilebilir ama 4 yaşından önce çocuklar etler giriyor, etler çıkıyor. İşte orada çok vurgu yapılmadığından dolayı çocuklar onu sadece kurbanın bir telaşı gibi, çok bilinçli bir şey gözle göremediğinden dolayı bugün bayramın bir telaşı olarak algılarlar. Ama 4 ile 7 yaş arasındaki çocuklar ise gelen kurban etini görmesi, efendim kurban etiyle birlikte olması, annelerin, babaların masada, tezgahta kurban etini kesip istifleyip dolaba yerleştiriyor, konu komşuya dağıtmak için efendim paketler ediyor olduğunu evdeki kısmı görebilir 7 yaşına kadar olan çocuklar. Ancak buradaki görebilire bir şey ilave etmek lazım. Çocuklar örneğin kurbanın başını 7 yaşından önceki çocuklara göstermemek lazım. Yani anne baba elinde kurbanın kulağından tutmuş getiriyor, sallaya sallaya getiriyor. Bununla şey yapacağım, kelle paça yapacağım diye tezgahın üstüne koymuş. Çocuk için bu bir şok. Şok, bir bütünlük bozulmuş. Hayvanın başı koparılmış gelmiş. Yani siz bir et olarak çocuğa eti sunmanız ayrı. Yani vücut organları belli olmayacak vaziyette. İşte kırmızı etleri getirmişsiniz, yüzmüşsünüz, sunmanız ayrı. Ama bir de başını getirmişsiniz kurbanın. O çok ayrı. Çocuk şok geçirir ve böylesi bir anda 7 yaşından küçük çocuklar mutlaka gider hayvanın gözüne dokunmaya çalışır. Aslında oradaki dokunmaya çalışmak şu, canlanacak mı, hareket edecek mi, diline dokunmaya çalışır, burnuna dokunmaya çalışır ve çocuk şu anda için için kıyılır yani. Bir size bakar, bir kesilmiş olan kurbana bakar ve size karşı sanki kurban kesen, acımasızca bir iş yapan birisi gibi çocuğun gözünde görünebilirsiniz. Dolayısıyla sakatat olan o parçalar, yani kurbanın kafası, kurbanın ayakları, efendim kurbanın paçaları, canlılığı olduğu haliyle çocuğa yansıtabilecek haller 7 yaşından önceki çocuklara sunulmaması lazım. 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklara ise yani kurbanın parçaları gösterilebilir, evin içerisinde et kesiminde yardımcı olabilirler eğer ellerini kesmeyecekler ise. Onlara kurbanın et olan kısmıyla ilgili, kurbanlıkla ilgili efendim şeyler yaşatılabilir. Burada belki söylenecek bir şey var. 12 yaşından küçük çocuklar kurban kesilme sahnelerinde kurbanla baş başa bırakılmaması lazım. Yani kurbanın kesilme anını görmemesi lazım. Birçok çocuk var ki kurbanın o kesilme anını şahidi olduğundan dolayı bir kurban eti ya da et yemekten birdenbire tiksiniyorlar. Gece kabuslar görüyor. Genellikle kendi başlarının kesildiğiyle ilgili kabuslarla uyanıyor çocuklar. Ya da o hayvanın konuştuğuyla ilgili, o hayvanın acı çektiğiyle ilgili rüyalar görebiliyorlar. Hayalinde büyütebiliyorlar. Kurbanı kesen kişiye karşı ya da kestiren kişiye karşı çocuklar garip duygular besleyebiliyorlar. Çünkü çocuklar o dönemde dinin ve dinin vecibelerini ve duyguları yerli yerinde oturmadığından dolayı bu işlemin çocuğun dünyasında oldukça ters bir teper vaziyete düşebileceğini düşünmek lazım. 12 yaşından önceki çocuklar kurban kesilme anını yaşamaması lazım. Ya ne olması lazım? Çocuklar belki uzaktan bir yerlerde kurbanları görebilirler ama boynun koptuğunu, bıçağın boyuna sürüldüğünü ve hayvanın çırpındığını yakın sahnede kanın fışkırdığını görmek çocuğu şok eder. Biraz önce 7 yaş öncesindeki bir çocuğun kurbanın hayvanın başını tezgahın üstünde görmesiyle nasıl şaşkınlık yaşayacaksa bu da aynı şekliyle eğer kurbanın başında bekliyorsa bir
8 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki çocuk bu çocuk ruh sağlığı açısından iyi değil. 12 yaşından sonra peki ne olabilir? 12 yaşından sonra çocuklar kurban kesim alanına gelebilir. Kurbanın kesiminde yardımcı olabilir. Kurbanın başında bekleyebilir. Derisinin yüzülmesinde yardımcı olabilir. Bir vecibe olarak kurban işlemlerinin tüm sahnelerini artık yavaş yavaş ailesiyle birlikte kendine bir gelenek olarak, kendisine dini bir vecibe olarak nasıl olduğunu öğrenmesi kısmıyla birlikte yaşatılabilir. Böylelikle çocuklar efendim 7 yaş öncesi, 12 yaş öncesi diye bir ayrım yapılarak kurbanı adım adım ve çocuğun duyularına hitap eden, çocuğun duyularına zarar vermeyen bir vaziyette kurban işlemine dahil edilir. Böylelikle bir din, bir vecibe nesiller boyunca bir sonraki nesile de aktarılabilir. Efendim tabii bir de şu var ki, yani kurban kesilmesi anında kurbanlıkların bir arada tutulmasında efendim her birisinin bir tarafta bulunuyor olması da çocuk açısından sağlıklı değil. Yani şöyle, şimdi 2 tane kurban orada kesiliyor, 5 tane kurban burada sırada bekliyor. İşte bir tane orada büyükbaş hayvan asılmış ayaklarından, 2 tanesi burada hani şu anda mezbaha gibi çalışan kurban kesim alanları var. Bütün hayvanlar neredeyse içeriye alınıyor, herkes kendi kurbanını getiriyor. Bir önceki kurban kesilirken ya bu kesilen kurbanı arkadaki kurban görürse ruhsuz bir şey değil ki o. Yani başına biraz sonra gelecek olan şeyi siz adım adım ona yaşatırsanız yaşayan kişilerden birisi de çocuk olur. Çocuk, siz kurbana odaklanmışsınız ama o biraz sonra kesilecek olan kurbanın gözüne, korkusuna, ruhuna odaklanır. Siz hiç farkına varmadan aslında sırada bekleyen kurbanlar çocuğu orada kurbanlık kesimi izleyen çocuğa zarar vermeye başlar. Hem kurbanın kendisine zarar verir. O anı kurbanın da izlemesi, kendisinin biraz sonra kesileceğini takip etmesi yazıktır, o kurbana da yazık. Hem de çocuğa zarar verir. Çocuk sizin kestiğiniz kurbana değil, yani 12 yaşından sonraki çocuk için konuşuyoruz bunu, kesilecek olana odaklanır. Ve o çocuk da rahatsız olur o sahnelerden. Çocuk hayvana empati kurmaya başladığı sırada kurduğu empati kendisine ait bir empati olur. Dolayısıyla kurban alanlarında bütün hayvanların sıraya sokulup da kurban kesilmesi eğer mecburi ise, başka da alternatifimiz yoksa, o anı da çocuğa yaşatmamak lazım. Belki sırayla alınmıyor ve bir an önce bitsin diye acele ediliyorsa bu da çok sağlıklı bir kurban işlemi, hem hayvan psikolojisi açısından hem de çocuk psikolojisi açısından çok da sağlıklıdır diyemeyiz. Bunun ötesinde bir iki şey de ilave edecek olursak, kurban sadece kurbanlık, koyun kesmek, kurban kesmekle alakalı değil, aynı zamanda bir bayram. Dolayısıyla bayram olan kısmı da çocuğa yaşatılması lazım. Kurban etinin parçalanması, kurban etinin komşulara göre ayırt edilmesi, kurban etinin dağıtılması ya da kurban bayramında kendilerinin keseceği kurbanın bir yerlere gönderilmesi, bir fakire gönderilmesi, efendim kurban parasının Afrika'ya gönderilmesi, doğuya gönderilmesi, batıya gönderilmesi, kuzeydeki anneanneye gönderilmesi, babaanneye gönderilmesi, burada biz kesemiyoruz şu anda ama siz orada kesin diye fakir, fukara, ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi aynı zamanda bir yardımlaşma, bir dayanışma efendim hissi oluşturacağından dolayı çocuklar da bu sahnelere, bu konuşmalara şahit edilmesi lazım. Bu sene kurbanımızı nereye veriyoruz konuşması çocuğun yanında anne babanın mutlaka konuşacağı konulardan birisi olması lazım. Onun haricinde bayramda eş dost ziyaretleri ve bu eş dost ziyaretleri sırasında üslubu tutturabilmek, efendim büyüklerle bayramlaşmak, kalabalık ortamlar içerisinde bulunmak, efendim çocukların bahçede koşuşturması, efendim köy ortamında bulunması, doğal ortamda bulunması, ailecek bir yerlere gidilmesi, efendim bu tatil gününde çocukların bayramı doyasıya yaşayabilmesi için fırsatlar da oluşturulması lazım. Eğer oturduğumuz yerde SMS göndererek bayram kutlaması yapıyor, efendim maniler göndererek, destanlar göndererek kurban bayramı kutluyorsak bu yanlış olur. Yani çocuğa aktarılan şey o zaman yani tele bayram olmuş olur. Hayır, onun yerine mümkün olduğunca
ziyaretlerle geçmesi lazım ki çocuk bayramın gerçekten bir bayram olduğunu, bunun da gelecekte kendisine öğreticilik olduğunu yaşayabilsin. Efendim, Kurban Bayramı yaklaşıyor olduğundan dolayı kurbanla ilgili, çocukla ilgili, insan psikolojisiyle ilgili aktarmaya çalışacağım şeyler bugünlük bu kadardı. Yarın saat 9.30'da yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağız efendim. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "Çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.